Efendim konuç ekranlarından herkese iyi akşamlar diliyorum. Yasin Köksal ben. Geniş açıya hoş geldiniz demeyeceğim. Artık yeni yayın döneminde benim de söyleyecek sözüm var. Ama ben sesimi duyuramıyorum diyenlerin programı. Söz Hakkı programına hoş geldiniz efendim. Her cuma saat 18.30'da sizlerle birlikte olacağız. Programın ismi olduğu gibi Söz Hakkı ve Söz Belediye Başkanlarına. Çünkü İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa tasarısı verildi. Nüfusu 2000'in altında olan belediyelerin kapatılmasıyla alakalı. Bununla ilgili olarak eğer Meclis Genel Kurulu'ndan bu yasa geçerse Afyonkarahisar'da 50'ye yakın hatta 50 tane belediye kapatılacak. Belediyenin kapısına kilit vurulacak. İşte bunları konuşacağız bugün. Söz Hakkı sunacağız Sayın Belediye Başkanlarına. Kimle konuşacağız efendim? Sandıklı'nın Ballık Belediye Başkanı Sayın Hamza Öztürk bizlerle birlikte. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diğer bir konuğumuz yine Afyonkarahisar'ın Gözde Belediye Başkanlarından bir tanesi. İhsaniye'nin Bozhüyük Belediye Başkanı Sayın Fatih Çetinkaya da bizlerle birlikte. Sayın Başkan siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, söylediğim gibi İdris Naim Şahin tarafından, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin tarafından Bakanlar Kurulu'nun tavsiyesiyle birlikte İçişleri Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu Belediyeler Kanunu'nda bir değişiklik tasarısı meclise gönderildi. Şu an alt komisyonda tartışılıyor. Eğer Meclis Genel Kurulu'ndan da oylama neticesinde geçerse Afyonkarahisar'da 50 tane belediyemiz kapatılacak. Bunlarla ilgili bir tanesi ben Bozhüyük kapatılacak diyordum ancak Sayın Başkan diyor ki hayır benim belediyem kapatılmayacak. Çünkü benim nüfusum 2000'in üzerinde ancak 2011 seçimlerinden daha doğrusu 2011 nüfusu baz alınmazsa eğer. Kendisinden başlayalım. Sayın Başkan sizinki kapatılacak mı kapatılmayacak? Şimdi keşke biz de sayın izleyenlerimize ve size bu konuda net bir şey söyleyebilseydik. Çünkü 2011 nüfus sayımları dikkate alındığında bizim nüfusumuz 2000'in çok az altında. Hı hı. Lakin yaklaşık 6 aydır veya 7 aydır. Ve eğer büyüklerimiz müsaade ederlerse zaten Bozhüyük kasabası bundan sonra da göç almaya devam edecek. Evet. Tabii bu muamma nerede çözülür onu bilmiyoruz. Şu anda alt komisyonda 2 gündür tasarı biz takip ediyoruz. Ondan sonra üst komisyona geçecek. Evet. Üst komisyondan sonra genel kurula inecek. Genel kuruldan sonra Cumhurbaşkanlığı makamına onaya çıkacak. Evet. Sorunlara sonra devam edelim. Hamza Bey'le devam edelim isterseniz. Sandıklı'nın evet. Ballık Belediye Başkanı Sayın Hamza Öztürk'le. Sayın Başkan sizin kasabada durum ne? Bizim kasabadaki durumumuz şu an itibariyle nüfusumuz 1100 civarında ve kapatılanların listesinin arasında. Fakat daha önceden yani 5 yıl önce 2008 yılında 5747 sayılı yasada bir değişiklik yaparak geçici madde, birinci maddede bir değişiklik yaparak bunlar Büyükşehir Belediye yasasının içerisine girdi 2008 evet. yılında daha önceden. Konu şuydu, 2000'in altındaki tüm belediyeler kapatılacaktı. Evet. Fakat Anayasa Mahkemesi bu kararı iptal etti. Kararı iptal etmesinin nedenlerinden birisi ise mahkemeye verenler, nüfusu 2000 üzerine çıkanlar, Sayın Başkan'ın beldesi gibi ve turizm alanına girenler. Bunların dışındaki yerlerin kapatılması öngörüldü. Evet. Fakat bunların içerisinde kapatılan olmadı. Seçime girildi. Şimdi yine aynı şekilde daha bu dava devam ederken yeni bir kanun çıkıyor. Hı hı. Bu kanun yine aynı şekilde 5747 sayılı yasanın geçici ikinci maddesine ilave ediliyor. Ve bu ilave maddesi de 2000 altındaki tüm belediyeler. Hı hı. Dava açan, turizm bölgesi olan fark etmiyor. 2000 altındaki tüm belediyeler kapatılacak. Sayın Başkan'ın da bahsettiği gibi alt komisyon ve üst komisyon genel kurul. Benim iddiam şu. Bu süre zarfı içerisinde eğer bu ayın 27'sine kadar resmi gazetede yayınlanmadığı müddetçe bu yasa uygulanmaz. Sebep? Sebep seçim kanunun 64. maddesi der ki bir yıl kala seçimlere bir yıl kala hiçbir değişiklik uygulanmaz. Bir sonraki dönem seçimlerde uygulanır. Bu kanun doğrultusunda 28'inde bu yayınlanmış olsa bile biz yani burada ben aslında bir iddiam var ve bu iddianın arkasındayım. Bu kanun maddesi bu zamana kadar yetişmez ve seçime herkes girer. Peki Fatih Başkan bu yasa daha doğrusu bu kanun seçimden bir yıl öncesine kadar olan herhangi bir yasa değiştirilemez kanunu. Yine mecliste değiştirilip
anayasa maddesi olan değiştirilip kapatılma şansı olabilir mi? Sizin şimdi şunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu yasa tasarısı asıl amacı ve gayesi Büyükşehir Belediye Kanunu'nun yenilenmesi evet. ve yeni büyük şehirlerin ilave edilmesi. Büyükşehir kapsamına alınmayan illerdeki 2000'in altında nüfusu olan beldelerin kapatılması konusu bir ek madde ile bunun içine sokulmuş. Biz istiyoruz ve arzu ediyoruz ki bu alt veya üst komisyonda ayrıştırılsın ve geri bırakılsın. Neden geriye bırakılsın? Ben bir şey anlamak istiyorum. Benim kasabam 2000'in şu anda üzerinde. Ben kasabamın hukuken de olmuş olsa netice itibariyle kasaba tüzel kişiliğinin devam edeceğine inanıyorum. Ama diğer belediyelerimiz yani 2000'in altında olanlar, 1500 nüfus olanlar, 1100 nüfus olanlar bunların kaldırılma gerekçesi benim için çok önemli. Ben yerel yönetimler konusunda ciddi anlamda eğitim faaliyetlerine de devam eden birisi olarak söylüyorum. Bu yasadan ekonomik anlamda hükümetin, hazinenin veyahut da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin herhangi bir kamu kurumunun herhangi bir zerre kadar tasarrufu söz konusu değil. Neden değil? Bir ay önce toplanılan vergilerin %2.87'si hazineden İller Bankası'na aktarılır. İller Bankası'nda bu rakam ülke nüfusuna bölünür ve kişi başı yerel yönetim hakkı çıkar. Bu yerel yönetim hakkı köylerin hakkı olan para il özel idarelerine, büyük şehirlerde mahalle olan yerlerinki büyük şehirlere ve bizim gibi kasaba belediyelerinde de belediye başkanlıklarına gönderilir. Yani her halükarda devletten iller bankasına giden yerel yönetim hakkı çıkacak. Bu durumda bir tasarruftan ve ekonomik bir sebepten bahsedemeyiz. Siyasi bir sebepten bahsedebilir miyiz? Hayır. Neden hayır? Çünkü büyük şehirle beraber toplam kapanan belediye sayısı 1591. Ortalama tekamül ettiği nüfus ise 3.182.000 kişi. Bu ne demek? Belediye kapandığı günden, üçüncü günden itibaren bu kasabalarda çöplerin bir dağ haline alması demek. Bu ciddi sağlık problemleri demek. Bundan daha önemli hayati bir işlevleri var ki taşımacılık. Şu anda belediyelerin uygulamış olduğu taşımacılık politikasını hiç kimse, hiçbir özel sektör, kar amacı güden firma özelleştirirse dahi uygulayamaz. Uygulaması mümkün değil. Dolayısıyla çok ciddi anlamda bir göçe sebebiyet verecektir. Biz değil miydik daha birkaç yıl önce insanlar köylerinden göçmesinler diye sanatçılara türküler yaptıran? Değil miydik? Biz böyle yapmıyor muyduk? Büyük şehirlerde, hantalca büyük metropollerde sorunlar çözülemez hale gelirken biz insanları yaygın bir şekilde bulunduğu bölgelerde üretime teşvik ederek yaşamlarını ikame ettirmelerini çalışırken ve dünyadaki yerel yönetim buna doğru giderken biz aynı zamanda yerel yönetimlerin kendi kendilerini yönetme hakkını da bu şekilde elinden almış oluyoruz. Şimdi bizim beldelerimizde sadece 5393 sayılı belediye kanununa göre biz çalışmıyoruz. Eğer ben Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Çetinkaya 5093 sayılı belediye kanunu Bozüyük Belediyesi'nde bir telefonla istediğim şekilde icra ederim. Hiç sıkıntı değil. Hiç de şikayetçi olmam. Ama bizim farklı bir görevimiz var. Çok özür dilerim ama evindeki bir canlı yaşayan hayvanı dahi kaybetmiş bir vatandaşımız bize müracaat ediyor. Adli işler olan bir vatandaşımız bize müracaat ediyor. Sağlık problemi olan vatandaşımız bize müracaat ediyor. Acaba bu yasayı siyasilerimize kabul ettirirken ettiren o Ankara'daki lüks odalarında çalışan bürokratlar biliyorlar mı ki bir belediye başkanı bu makamda insanların büyük sağlık problemlerine şehir dışına hasta götürdüklerini, hastalarıyla uğraştıklarını, her konuda yanlarında olduklarını, aralarındaki herhangi bir ihtilaf durumunda aralarında olduklarını, sosyal barışı tesis etmede çaba gösterdiklerini, aynı her konuda kanaat önderliğine de yani kısacası vakıf malı mahiyetindeki bir belediye başkanı ve belediye ekibinden bahsediyorum. Bunlar çok ciddi anlamda sosyal, ekonomiksel ve yaşantısal anlamda sıkıntılar getirecektir. Ve bunun içerisinde arıyorum acaba neden? Ekonomik sebep yok. Siyasi sebep de yok. Çünkü bu vatandaş bunlardan mahrum olduğunda bu işi yapanlara bir tepki alacaktır. Bunu oy da gösterecektir. Dolayısıyla siyasi iktidarın bu noktada oy kaybı da olacaktır. O zaman siyasi bir amaç da yok. O zaman neyi amaçlıyoruz? Yerinden yönetim, yeni bir reform yapıyorsak bunu daha yerele indirmemiz, mikroya indirmemiz gerekirken tam aksine biz merkezi yönetimi seçiyoruz. İl özel idarelerine, köyler adına gönderilen paralardan hangi köy diyebilir ki benim adıma gelen giden paranın %20'si bana geldi. Eğer yollarını yapabiliyorlarsa bu bile iyi bir iştir. Çünkü il özel idareleri birçok yere hizmet götürmek zorunda ve ciddi anlamda da sıkıntı çekiyorlar şu haliyle bile. Bu
aynı zamanda il özel idarelerine ciddi bir iş yükü getirecektir. Ve il özel idareleri mevcut köylerde yapamadığı hizmetleri asla bu ilave edilen 50 tane beldede ilave olunca mümkün değil yapamayacaktır. Evet. Bu toplumsal ciddi bir kaos oluşturacaktır. Ama bunu yazanlar, bürokratlar, kim yetkiliyse çizenler ve bu kararı verenler bundan sonra olacakları göz ardı ediyorlar. Belki de raporu sundukları siyasiler hakkında iyi düşünmediklerinden belki de onlara tuzak kurmak amacıyla böyle bir şey yapılmıştır. Ben bu işi 2000'in altındaki belediyeler için konuşuyorum. Tekrar ifade ediyorum. Bozüyük şu anda nüfusu güncel rakamı 6 aydır ve daha fazla zamandır 2000'in üstündedir. Evet. Ama listede ismimiz vardır. Çünkü 2011 sayımında oylarımız düşüktü. Onun sebebi de seçimden sonraki 2 yıl seçimde maalesef seçmenler şikayet edildi, şehir dışında çalışanlar şikayet edildi ve onları oy kullandırmamak için sildirme yapıldı. Bu sildirmeden dolayı 2 yıl üst üste maalesef nüfusumuz düşük çıkmıştı. Onun ceremesi olarak biz içerisinde yer aldık. Ama tabii hukuki yol bu noktada bize yine açık olacak. Çünkü bu yasa yürürlüğe girse bile girdiği tarihten itibaren biz nüfusumuzun yüksek olduğunu biliyoruz. Bir de bu taslağın içerisinde şöyle bir madde var. Bu ekte yer almakla birlikte, bu ekte yer almakla birlikte 5393'ün 8. maddesine göre herhangi bir belediyeyle birleşen veyahut da bir köyün katılması... Ona geleceğiz. Hamza Bey'le devam etmek istiyorum. Evet. Sayın Başkan, biraz önce Fatih Bey'in de söylediği gibi yönetimler artık il özel idaresine devredilecek. Belediye başkanlık makamı diye bir makam olmayacak. Sizce il özel idaresi bu yükü kaldırabilecek mi? Şimdi... Ya da akabinde nasıl sorunlarla karşılaşacağız? Tamam. Vatandaşın tepkisi ne yönde olacak? Şimdi il özel idaresinin şu an yapmış olduğu bir hizmet var. Ben şöyle düşünelim. Ballık kasabasının üst kısmında iki tane köy var. Örme köyü ve Soğulcak köyü. Yaklaşık yarım asırdır onlar köy. Bu köylere 3 yıldır daha yol şeysini bitiremedik. Yaptıramadık. 3 yıldır yapılamadı. Kim yapması gerekiyor? İl özel idare. Köylere yol köylere hizmet götürme birliği ile alakalı. Evet. Ve bu il özel idare yani son 10 yılına baktığımız zaman yapmış olduğu icraatlar içerisinde bir takım yol, parke taşı, oyun alanı dışında yaptığı iş nedir? Başka yapabileceği iş nedir? Şimdi bir takım şeyler bitti, yol bitti, parklar da bitti. Yapacağı başka ne iş var? Şey yok. Başka yerlere bakacak, başka köyler yap. Ama bir belediye başkanı o beldenin nasıl kalkınabilir? Nasıl hizmet sunabilir? Neler yapabilir? Bunun gayreti içerisinde olduğu gibi ve bu yatırımları çekmek çabası içerisinde. İl özel idaresi olursa sadece işte yoldur, sudur, kanalizasyon, oyun alanı bitti. Bunun dışında bir köye verebileceği başka ne vardır? Yapabileceği hiçbir şey yok. Evet. Ama bir belediye başkanı bunun daha fazlasını yapıyor. Daha fazla noktalara eğil. Şöyle söyleyelim. Bir beldemizde bir kanalizasyon patladı. Nasıl bir anda müdahale edilebilecek? Şu an kasabamızda sular yok. Kim müdahale edecek? Su kaynağını nasıl oluşturacak? Yerindelik bu çok önemli. Yani aslında tam tersi şu an hükümetin de desteklediği yerel yönetimin yetkilerini arttırmak, kaynaklarını oluşturmak. Benim anlamadığım nokta şu, birileri bu kanunu başbakana sunarken ya danışmanları ya da artık bürokratları ne amaçla yaptılar ya da yanlış yönlendiriyorlar, yanlış bilgi veriyorlar. Tam tersi. Şu an kurulmuş bir sistem var. Belediye diye bir sistem var. Hizmet sunuyor. İyi veya kötü. Benim geldiğimde 29 Mart Nisan'da geldim. Yerel merkeze dayalı, adrese dayalı sistem devreye girdi. Bir ay önce gelen rakam 33 milyar. Ben geldikten sonra bir ay sonra adrese dayalı sistem kesinleşti. Gelen rakam 9 milyar. 7 milyar, 12 milyar. Bu arada geliyor. Tam tersi bu rakam bana 33 milyar olarak gelmiş olsaydı hizmeti daha yerinde daha fazlasıyla daha fazla hizmet sunma şansımız olacaktı. Evet. Ve böyle bir sorun da olmayacaktı.
Başkan muhakkak ama size katıldığım yönleri de var, katılmadığım yönleri de var. Mesela o 9000 liralık kısma geldiğimizde belediyeler muhakkak olmalı, belediye başkanlıkları muhakkak olmalı. Evet. Bu konuda hemfikiriz. Ancak şunu da zaman zaman ben kendi kendime düşünmüşümdür. Ya 9000 lira gelecek, eski parayla 9 milyar gelecek. Bu oradaki personelin maaşına mı yetecek? Oradaki personelin harcırağına mı yetecek? Belediye başkanının kendine mi yetecek? Hizmet noktasında, yatırım noktasında sanırım bir takım sıkıntıların olacağını ben düşünüyorum. Ama şu var. Tam tersi işte. Bu yerel yönetimler muhakkak güçlendirilmeli. Ekonomi gerekiyor. Olarak da güçlendirilmeli muhakkak ama güçlendirilmeden de şu anki belediyelerin birçoğunun ben zor durumda olduğunu düşünüyorum. Aynı soruyu Fatih Bey'e de soracağım. Ben şunu söyleyeyim. Ben şimdi Afyon temsilen Türkiye Belediyeler Birliği'nde 2 aya 1, 3 aya 1 toplantımız var. Biz bunu genel sekretere de bu konuyu 4 sene boyunca izah ettik. Durumu anlattık. Bakın 2006'daki belediyelerin gelirlerini sabitleyelim. Böyle bir kanun tasarısı çalışması yapalım. Bu şekilde çok çalışmalarımız oldu. Gerçekten ciddi anlamda da mücadelemiz var. Fakat bir türlü gerçekleşmedi. Standart haline getirecek. 2006'daki belediyelere standart 30 lira, 35 lira, 50 lira neyse bir standart belirle. Evet. Bitti olay. Sorun bitti. Sorun yok. Bu rakam bu belediyelere yeter. Evet. Daha önceki gönderdiğiniz paranın aynısı gelse yeter. Yani çevirir en azından bu sorunları yaşanmaz. Tam tersi İl Özel İdare'yi bıraktık. İl Özel İdare'ye gelen para da bu şekilde gelecek. Fazlası gelmeyecek. İl Özel İdare nereye harcayacak? Yani harcayabileceği zaten İl Özel İdare İller Bankası'ndan krediyle işte para bir takım çevirerek iş yapmaya çalışıyor. Ballık kasabasına nasıl bir hizmet sunabilir? Hangi imar durumunu düzeltecek? Hangi yoluna bakacak? Yatırımı nereye getirecek? Dükkan mı yapacak? Tesis mi kurmak isteyecek? Ballığı canlandıracak? Ne bir projesi olabilir ki? Evet. Yani bu noktada çok sıkıntıların yaşayacağını kesinlikle söylüyorsunuz. Fatih Başkan'la devam edelim. Başkanım yine aynı soru size de. Dediğim gibi ekonomik olarak güçlendirilmelerinden yanayım. Ancak şu anki belediyelere gelen para belediyenin kendisine yetmiyor ki vatandaşa hizmet olarak yansısın. Ne düşünüyorsunuz? Ya ekonomi olarak mı güçlendirilmeli ya da kapatılmalı mı? Şimdi öncelikle çok teşekkür ediyorum Yasin Bey bu soruyu sorduğunuz için. İlk önce karşıtı duruma bakalım. Muhakkak. Şimdi başkanımın hoşgörüsüne sığınarak Ballık Belediyesi'nin aylık gelen 9 milyarından örnek verelim. Başkanım hoşgörünüze sığınıyorum. 9 milyar lira Ballık Belediyesi'ne geliyorsa evet. ve Ballık Belediyesi kurumsal bir tüzel kişilik olarak orada faaliyet gösteriyorsa hiçbir yatırım, hiçbir hizmet yapmasa bile bu 9 milyarcık ile en azından çok az da olsa 5-6 kaç istihdamınız var başkanım? Belediye olarak. Evet. Kaç kişi çalışıyor? Şu an 15 kişi. 15 kişi çalıştırıyorsa 9 milyar lirayla su ve kanalizasyon işlerinin sağlıklı işlemesini sağlıyorsa, çöpün sağlıklı işlemesini sağlıyorsa, belediyenin görevleri olanları sayıyor. Evet. Mezarlık işlemleri devam ediyorsa, il ödel idaresinden almamız gereken hizmetler noktasında kasaba layıkıyla başkan tarafından temsil ediliyorsa, vatandaşın özel işlerinde, özel sıkıntılarında yanında oluyorsa, sosyal barış anlamında vatandaşın içinde bulunuyorsa, bunu 9 milyar lira ile yapıyorsa, bunun neresi kötü Yasin Bey? Bu bir mucize. Muhakkak. Tersini düşünelim. 9 milyar az para geliyor Ballık Belediyesi'ne, kaldırdık Ballık Belediyesi'ni. 9 milyar lira il özel idaresine gittiğinde, il özel idaresi bizim gelirlerimiz bu ay 9 milyar lira arttı. İstihdamı da 5 kişi artıralım der mi? Tabii ki. Hayır. Bu 9 milyar lira geldi. Yatırımları büyütelim diyebilir mi il özel idaresi? Diyemez. Diyemez. Ballığa bu 9 milyarın 1 milyarı düşer mi Yasin Bey? Düşmez. Dolayısıyla elzem olan o 9 milyarla bu işi yapan insanları takdir etmektir. Ben huzurunuzda takdir ve tebrik ediyorum başkanım. Başkanım teşekkür ediyoruz. Herhalde az bir süremiz kaldı. Bu noktada 3 dakikamız var. Yine bununla alakalı devam edelim Sayın Başkan. Birçok gazetelerde de öncelikle şu çıktı. İşte belediye başkanlarının makam araçları. Nedense belediye başkanlarının makam araçlarına takıldılar. Çünkü bence kasabanın bir makam aracı en iyi araçla temsil edilmelidir. Çünkü kesinlikle. Çünkü bu burada siz olduğunuz için söylüyorum. Kesinlikle. Ballığın mahalle muhtarının temsilidir. Ya da Bozuyuk kasabasındaki bir kendi halindeki vatandaşı temsildir. Bu noktadan bu yasayı hazırlamışlar olabilirler mi? Yani makam araçları geçtiğimiz günlerde de biliyorsunuz evet. Sürekli basına da yansıdı.
Belki buradan gelmiş şimdi, olabilir mi? Çıkmış olabilir mi bu yasa? Şimdi ben ilk önce hatırlarsınız Yasin Bey siz makam arabası olan krallarla ilgili bir köşe yazısı yazmıştınız. Evet. Tevafıktır ben sizin yazınızı okurken siz benim belediyeye evet, gelmiştiniz. Öyle olmuştu doğru. Ve orada ben size makam arabasına... Hatta başkan söylemeden ben söyleyeyim sevgili izleyiciler. O gün Sayın Fatih Bey'i ziyaret ettiğimde makam arabalı krallıklar diye yazmıştım. Fatih Bey bugüne kadar daha doğrusu bir ay boyunca ne kadar benzin kullandıysa kendi kredi kartından çektirmiş olan slipleri faturaları göndermişti bana. Kısa bir reklam arası devam edeceğiz. Efendim kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Sandıklı'nın Ballık Belediye Başkanı Hamza Öztürk ve İhsaniye'nin Bozüyük Belediye Başkanı Sayın Fatih Çetinkaya ile birlikte Fatih Bey'de kalmıştık. Özellikle o gün benim yazdığım köşe yazısını çürütmeye çalışıyor Fatih Bey. Buyurun. Şimdi siz o gün geldiniz, tespitte bulundunuz ve akabinde bir yazı yazdınız. Ondan dolayı tekrar bizi izleyenler huzurunda da size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi belediye başkanlarının makam araçlarının bürokratların gözüne batıp bu yüzden dolayı biz bu belediyeleri kapatalım gibi bir ihtimalden bahsettiniz. Olabilir şimdi, mi? Şimdi olabilir mi dediniz. Dedim. Bu asla olmamalı veya düşünülmemeli. Neden düşünülmeli? Bunu üç başlık altında sayarsak birincisi temsil yetkisi. Şimdi beni muhtemelen Bozüyük'ten vatandaşlar da izliyorlar. Her ne kadar program acil olmuş olsa evet, da acil çağırmış olsanız da haberler olmasa da ben burada onları mahcup edecek ve kendimi mahcup edecek bir söz söylesem onlar mahcup olacaklardır. Çünkü muhakkak, belediye başkanlarının aynı zamanda temsil yetkileri vardır. O kasabayı temsil etmektedirler. Birinci sebebi bu. Makam araçları, giyimleri, kuşamları, konuşmaları, yemek yedikleri yerler, gezdikleri yerler dahi evet, temsil makam noktasında odası. Makam odası çok çok önemlidir. Evet. İkinci sebep de şudur ki bu belediye başkanı makam araçlarının bunu düşünenler acaba aynı zamanda ambulans hizmeti verdiğini biliyorlar mı? Aynı zamanda devlet görevlerinin getirilmesinde, götürülmesinde kullanıldığını biliyorlar mı? Üçüncü bir sebebi de şudur. Bizim kasabalarımızda biz belediye başkanlarının daire başkanları yok. Bu işleri çok çok iyi bilen, bu işleri profesyonel anlamda bize raporlama yapabilecek bir yapı var mı? Yok. Biz personelimiz yok. Aynı zamanda biz hem belediye başkanıyız, hem makam şoförüyüz, hem yapacağımız işlerle alakalı araştırma yapıyoruz. Bunlarla ilgili sözleşmeler yapıyoruz. Dolayısıyla bir gün içinde 10 yere koşturmak zorundayız. Evet. Ve her şeyden önce kim bilebilir benim bir hafta içinde bir tane göz ameliyatı yaptığını ve o makam aracıyla bir tane canın kurtulduğunu hastaneye götürdüğünü bilen var mı? Evet. Bu açılardan bakınca bunu düşünmek ancak abesle iştigal olur. Evet. Başkanım bununla ilgili söylemek istediğiniz? Şunu söylemek istiyorum. Bir belediye başkanı belediyeyi temsil ettiği gibi bahsettiğiniz gibi giriş, kasabanın girişi benim için çok önemlidir. Muhakkak. Makam odası, nerede ikamet ettiği, nerede yemek yediği, hangi araca bindiği çok önemli. Muhakkak. Bu yüzden makam aracısı en güzeli, en iyisi olması gerekiyor. Ben buna katılıyorum. Evet. Ben buna katılıyorum. Başkanım diğer bir konuya geçelim isterseniz. Evet. Birleşme sağlanırsa eğer sanırım kapatılmaktan kurtulacaklar bazı belediyeler. Bu noktada şu an yanlış hatırlamıyorsam eğer Deresinek ve Yakasenek'le ilgili bir meclis toplantısı vardı bugün. Kendileri mecliste, kendi meclislerinde görüştüler. Çünkü taslakta iki meclis kendi arasında karar alırsa birleşebilir ve belki de kurtulabilir noktasındaydı. Fatih Başkan'la başlayalım. Sizce bu olabilir mi? İki belde, iki belediye anlaşabilir mi? Şimdi iki tane belediyenin birleşebilmesi çok mucizevi bir şey olur. Artık real konuşmamız lazım. Muhakkak. Kimse birbirini kandırmasın. Yani iki tane belediye muhtemelen geçmişte de sınır muhalefetleri vardır. Bu tür yerlerde genelde olur. Ve insanlar arasında ötekileştirme oluşmuştur yıllarca. Onlar ve biz olarak. Bugün geldiğinde biz belediye tüzel kişiliğini kaybetmeyelim dediklerinde o kaybetmeyelim diyen taraf bir taraf olacaktır.
belediye bir tarafta olacaktır. Hı hı. Veya atıyorum başkan bir tarafta olacaktır. Evet. Her ne kadar objektif yaklaşsa da, adil davransa da, dolayısıyla diğer belediye mahalle konumuna düşecektir. Hı hı. Ve şöyle düşünecektir o belediyedeki insanlar. Biz mahalle mi olsak daha iyi, köy tüzel kişiliği mi olsak daha iyi, bir köy muhtarının yetkileri, ekonomi kısmını bir tarafa bırakırsak, hı hı, bir belediye başkanından daha fazla. Bir belediye başkanı 5393 sayılı kanunla bütün ayaklarına prangalar vurulmuş, yetkisi aslında denetlemeden ve sorumluluktan ibaret yaptırımları olan bir, evet, görev. Ama köy muhtarı böyle değil. Köy muhtarının, hı hı, köy kanununa göre çok ciddi yetkileri ve görevleri var. Ondan dolayı bunu zor görüyorum. Ama taslakla geçen o maddeden bahsetmek istiyorum. Hı hı. Diyor ki ek 28'deki, yani bu listede olmuş olmasına rağmen bu yasa yürürlüğe girdiği gün birleşme ve katılma yoluyla, katılmadan, hı hı, kasıt da bir köyün mahalle, o belediyeye katılmasını, hı hı, anlatmaya çalışıyor. Yoluyla nüfusu 2000'in üzerinde olursa korunur diyor. Şimdi ben soruyorum. Ben katılma ve birleşmeye gerek olmaksızın 2000'in üzerindeyim yasanın yürürlüğe girdiği gün. Hı hı. Benim dayanağım bu. Evet. Ama oraya şu ilave edilemez miydi? Aynı zamanda çoğalma yoluyla da, hı hı, bir deyim sadece, cümlede değil. Evet. Bu da ilave edilebilirdi. Bundaki maksat nedir bilmiyorum ama şu bir gerçek. Birleşmelerin olması maalesef, ama, hı hı, maalesef çok zor. Belki istisnai derecede birkaç tane köyde olabilir. Bir de belediyelerde birleşme şöyle oluyor. İki belediye kapatılıyorsa bunun birleşmesi zor. Hı hı. Birisi kapatılmıyorsa mahkep, diğeri ona ilhak olmak zorunda, evet, oluyor. Bu da bu işin olmayacağına başka bir delil Yasin Bey. Peki başkanım, sizin de öyle bir düşünceniz ya da bu işin olup olmayacağı noktasında, birleşme noktasında. Evet. Ya da Fatih Bey'in de söylediği gibi iki, evet, kapatılan belediye çok zor ama ne eklenebilirdi sizce? Şimdi bizim konumuz biraz daha farklı orada. Ben bundan yaklaşık 6 ay, hı hı, veya 8 ay önce böyle bir çalışmamız vardı bizim. Menteş kasabası, Barlık kasabası, Ekinova köyü ve Elemezgit köyüyle beraber, hı hı, ortaklaşa bir projemiz vardı. Tabii bu bahsettiğiniz gibi olmuyor. Yani, hı hı, birileri bir şekilde bu işi bozuyor. Sistemimiz güzeldi. Hı hı. Şuydu. Mahalle olarak döneceğiz. Ortak bir belediye, ismi Akdağ veya Kumalar Belediyesi, hı hı, olarak. Böyle bir çalışmamız vardı ama biz bunu gerçekleştiremedik tepkilerden dolayı. Bizim için herhangi bir sıkıntı yoktu ama Menteş'le ilgili bir sıkıntı vardı, yanılmıyorsam. O yüzden gerçekleştiremedik. Asıl şeyde sorun Ekinova. Biz Ekinova merkezde belediye taşımayı bile düşünmüştük. Evet. Bunlar gerçekleşmedi. Fakat benim olması gereken düşüncem şuydu. Hükümet bu yasayı neden çıkarıyor? Bu hükümet yasayı daha vatandaşlara daha iyi hizmet sunabileceğini iddia ettiği için. Bu iddia yani kanunlaşıyor. Fakat biz de diyoruz ki bu böyle olmamalıydı. Farklı bir boyutta olması, hı hı, gerekiyordu. Bu yasanın içerisine şöyle bir şey olabilirdi. Madem kapatıyoruz, hı hı, diyecekler bu Denizli'de yaşandı. Denizli'de yeni ilçeler oluşturuyor, hı hı, ve ilçeleri şey yaptılar. Lav ettiler, yeni bir ilçe oluşturdu. Bunu aynı şekilde bu maddeye koymuş olsalardı, 10 kilometre içerisindeki tüm kasabalar yeni bir belde oluşturarak bu şartı koysalardı, hiçbir belde itiraz etmezdi. Mecbur artık bir belde var. Bu belde de ortak bir belde. Böyle bir şey yapılabilirdi. Ayrıca bu yasa ilk önce bir pilot bölge seçilip uygulanıp ne derece başarılı oluyor, ne derece başarısız oluyor. Bunu yapsalardı, hı hı, daha güzel olurdu ve kanun belki geri çekilebilirdi. Yani. Evet. Düşüncem bu. Başkanım, size de soracağım. Fatih Başkanım, her ne kadar nüfusunuz 2000'in üzerinde olduğunu iddia etseniz ki rakamlarda zaten onu gösteriyor. Muhakkak kasabanızın ismi listede olduğu için size gelen bir takım tepkiler vardır. Vatandaşın bu yöndeki tepkileri neler? Bunu da en azından buradan hem bizi izleyen değerli izleyicilerimize hem de siyasilerimizin bu konuyu daha iyi irdeleyebilmeleri için, bürokratların irdeleyebilmeleri için onlara da sanırım bir ön ayak olur düşüncelerine. Şimdi belediye başkanları her ne kadar bir siyasi partiye üye olmuş olsalar da, siyasi sınıfında sayılsalar da, ben belediye başkanlarını, belediye başkanı arkadaşlarımı siyasilerle eş tutmuyorum. Muhakkak.
Bu noktada bizim çok sıkıntımız olmaz. Çünkü bizler bugün Vali Bey'e varıp bir hacetimizi dile getirdiğimizde Vali Bey bize ne cevap verirse dönüyoruz vatandaşımıza anlatıyoruz. Veya bir yetkiliyle bir şey konuştuğumuzda veya bir gelişme olduğunda hep paylaşıyoruz. Dolayısıyla bu gelişmeleri de bizim vatandaşımız, özellikle Bozüyüklüler, harfiyen ne yaşadıysam yanımdaymış gibi biliyorlar. Bu noktada ben biraz siyasilerimizin geleceği noktasında üzülüyorum. Çünkü Afyon Karahisar'da 50 tane belediye demek ortalama 100 bin nüfus demek. Bu taşradaki 500 bin nüfusun 5'te birisi, yani %20'si. Bu az bir rakam değil. Bu 50 tane kasabaya milletvekillerimiz, iktidar partisi, muhalefet partinin milletvekilleri mutlaka varacaklar. Geldiğinde bu insanlar bizim bu belediye hizmetlerimizi, bu nimetimizi bizim elimizden niçin aldınız diye soracaklar. Ve korkuyorum ki siyasilerimizin o gün geldiğinde verecekleri çok cevap olmayacak. Çünkü biraz önce dediğim gibi bu kasabalarda neyin yaşandığını, nelerin nasıl başarıldığını, bu biraz önce bahsettiğimiz komik rakamlarla ortaya, rakamlarla orantıladığınız zaman dev yapıtların nasıl çıktığını bilmeyen insanların yazmış olduğu bir taslak, bir liste, bir kararda bunu siyasilerimiz halka açıklamak durumunda kalacak. Seçim zamanı geldiğinde bu kasabalara uğramak zorunda kaldıklarında onların yerinde olmak istemezdim. Çok üzücü olurdu. Bir şey söyleyemezdi. Çünkü halk haklı. Siyasi olan milletvekilleri veya milletvekili adayları da insanların haklı olduğunu biliyorlar. Bu noktada ciddi sıkıntılar olur diye düşünüyorum. Artık takdir şu anda alt komisyon, üst komisyon ve genel kuruldaki büyüklerimizde. Başkanım, yine aynı soruyla size döneyim isterseniz. Çünkü kırsal kesimlerde biraz da bu iş belediye başkanının şahsına yüklenmek anlamında da oluyor. Evet. Yani yok kasabamızı kapattırdın, işte belediye başkanı olsan ne olacak, kilidi vuracağız oraya gibi söylemlerle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Belki siz kalmamışsınızlar ama ben kalan belediye başkanlarını biliyorum. Var, var. Muhakkak. O manada neler söylenilebilir? Çünkü bir belediye başkanının suçu değil bu. İçişleri Bakanlığı bu taslağı hazırlayıp 5 yıl önce, 2008 yılında hazırladı. Yapmış olduğu savunması bende mevcut. Savunmasında dediği şey şu: biz muhatap değiliz. Bizim hasmımız değil bu dava. İdari mahkemesine dava açtığında İçişleri Bakanlığı yapmış olduğu savunma, biz hasım değiliz. Mahkemeye verdiği savunması bu şekilde. Hasım olarak görmeyi. Bu diyor mecliste çıkan bir yasadır. Evet. Bunun muhatabı meclistir. Ama Anayasa Mahkemesi bunu kabul etmedi. Dedi ki hasım sensin. Şimdi bu şekilde biz de vatandaşa dönüp sayın arkadaşlar, bu yasa meclisten çıktı, bu bizimle alakalı değildir desek tabii bir kısmı anlayacak ama bazıları da bu kısmı anlamamazlıktan geliyor ve anlamayacaklardı. Fakat işin püf noktası da şurada var. Ben bu seçimlere tekrar girileceğini inanıyorum. İddia ediyorum. Bu yasanın da yetişmeyeceğini inanıyorum. Yani o da seçimlere bir yıl kara herhangi bir düzenleme yapılamaz. Bu da 27'sine kadar yetişmez. Yetişmediğinden dolayı seçime gidilir. Evet. Bu şekilde bir iddiam var. Yani. Başkanım, son sözleri alacağım yine benim soruyla. Yani biraz önceki vatandaşın özellikle işte başkan ne olacak, kapattırdı belediye söylemleriyle karşı karşıya kalabilen belediyeler var. Bu noktada hem vatandaşları aydınlatmak anlamında hem de son sözlerinizi alayım. Valla bu yasa bizim vatandaşlarımızı tam bir yıl sonrası için çok ciddi sıkıntılara, çok ciddi dertlere, çok aşılamayacak olaylara gark edecektir. Evet. Bunun bilincindeyiz. Dolayısıyla bu yasanın çıkma ihtimalinden dolayı endişeliyiz vatandaşlarımız adına. Vatandaşlarımız şunu diyebilirler, sizin dediğiniz gibi işte kapatılmasına vesile olundu diye. Belediyeleri kapatmamak için çok gayri ciddi, gayri resmi faaliyette bulunmamız lazımdı. Ne yapmamız lazımdı? Uzaydan insanlar getirip de Mernis sistemi de çok önemli artık. Bunu yapmamız mümkün olmazdı. Evet. Dolayısıyla vatandaşlarımız eskisi kadar bunları bilmez değiller. Bunların bu şekilde olduğunu çok iyi biliyorlar. Ama siz kasabada mevcut durumunuz 2000'in üstünde diye sevinirken bazı insanlar kasabada oturduğu halde nüfus kayıtlarını son 2-3 gündür benim kasabadan götürmeye başladılar. Bir de bu insanlar var. Yani böyle bir çaba ve gayret var. Dolayısıyla iş bu halkın geleceği ne olacak değil de
Mevcut belediye başkanı benim rakibim veya muhalefetim, ben bunu istemiyorum, kapanırsa kapansın ne olsun tarzında bir anlayış var. Ben dileğim şudur ki, son sözlerimi söylüyorum, bu anlayış tarzı yukarıdakilerinde, milletvekillerimizde olmasın. Muhalefet milletvekilleri bu işi layıkıyla komisyonda dile getirebilsinler ve iktidar milletvekillerimiz bunun siyasi bir getiri olmadığını ve aynı zamanda ekonomik getiri olmadığında bilsinler. İnşallah temenni ediyoruz ki bu noktada vatandaşın lehine olacak olan bu işin tamamen ortadan kalkması olayıyla neticelenir. Ama komisyonda, ama genel kurulda, ama Anayasa Mahkemesi'ne gidilir muhalefet partileri tarafından, ama o şekilde olur. Benim de 6. hissim bana bu belediyelerin tekrar seçime gireceğini söylüyor. Ben bu vesileyle bizi izleyen herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkan, aynısı sizin kasabada da mevcut mu? Hamza Öztürk benim rakibim ya da ya kapanırsa kapansın, ben buradan bir an önce gideyim diyen var mı? Şimdi biz 2009'da seçildikten sonra biz kolları sıvadık. Denizli, Isparta yaşayan vatandaşlarımıza geçtik. Onlara rica ettik nüfusların aldırması ile ilgili. Biz bu çalışmamız doğrultusunda 1050'lerden 1500 civarında, 1500'ün üzerine çıktık. Fakat biz bu çalışmalarımızı yaparken bile kasabanın içerisinde hatta birçok kişi, bizim yanımızda çalışan kişiler bile bu gideceğimiz illere telefon açarak kesinlikle nüfuslarınızı aldırman, cezası var, yapman, işte olmasın, düşsün diye çalışan insanlar da oldu. Tabii bu tür insanları ben kasabanın haini olarak ilan ediyorum. Biz böyle bir çalışma yaparken, ki partili partisiz biz bu hizmeti alabilmek için uğraştık. Nüfusu arttırabilmek için uğraştık. Ama buna bile müdahale edildi. Evet. Hatta İçişleri Bakanlığı tarafından da müdahale edildi. 2006'daki belediyeler nüfus kayıt, biz nüfus kayıt yapabiliyorduk. Onu aldılar. 2006'daki belediyeler nüfus kaydı yapamaz ibaresi geldi. O yüzden nüfus kaydı da yapamadığımızdan dolayı biz tekrar 1100'lere çekildik. İster istemez. Sistem onu getiriyor. Çünkü bütün işlemlerde adrese dayalı sistem olduğu için belge istendiğinden dolayı mecbur vatandaş geri nüfusunu aldırıyor. Evet. Böyle sıkıntılar yaşadık. Fakat 2008'de nasıl böyle bir hata yapılıp geri dönüldüyse aynı şekilde bu yasada gerek Danıştay'dan gerek Anayasa Mahkemesi'nden, ki gidileceğinden eminim ben, çıksa bile, ki ben çıkacağını şey etmiyorum, yani 27'sine kadar çıksa dahi bu maddelerden, anayasadan ve Danıştay'dan geri döneceğini düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, yeni yayın dönemiyle birlikte saat 18.30 Cuma günleri 18.30'da Söz Hakkı programıyla ekranlarda olacağız. Bugün İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan belediyeler kanunundaki değişiklikle ilgili olarak 50 belediyenin, Afyonkarahisar için konuşuyorum, 50 belediyenin ve Türkiye genelinde birçok belediyenin nüfusu 2000'in altında olduğu için kapatılması tasarısı sunuldu. Bu noktada İhsaniye'nin Bozüyük Kasabası Belediye Başkanı Sayın Fatih Çetinkaya ve Sandıklı'nın Ballık Belediye Başkanı Sayın Hamza Öztürk'le, eğer bu belediyeler 2000'in altında olan belediyeler, nüfusu 2000'in altında olan belediyeler kapatıldığı takdirde ne gibi bir sıkıntılarla karşı karşıya geleceği noktasında Sayın Başkanlara uzattık mikrofonumuzu. Sayın Başkanları konuk aldık. Efendim, haftaya görüşünceye dek herkese iyi akşamlar diliyorum.